Herkese merhaba arkadaşlar, ben Samet. Bugün sizlerle beraber gerçek hayatta Fortnite skinlerini canlandıran insanların videolarını izleyeceğiz. Bildiğiniz gibi ben de bir Fortnite karakteri olmuştum. School Trooper olmuştum gerçek hayatta. Hatta bilmeyenler varsa izleyelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, benim gibi gerçek hayatta Fortnite karakterlerinin kılığına giren, kostümünü yapan insanlar var. Hep beraber izleyip puan vereceğiz. Sizler de puanlarınızı verin yoruma. En iyi hangisi seçelim hep beraber diyorum. Ve bu tarz değişik videolar için, farklı videolar için 3 saniyeniz var. Beğenip abone olun. Sayıya bakacağım. Çok beğeni, çok abone gelirse daha fazla bu seriden çekeceğim. 3, 2, 1, 0 diyorum ve videodan önce içerik mağazasından kostüm alırken yapmanız gereken TÜKÇÜY! Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi birinci kostümümüz buradaki sezon 4'teki karakter. Bu kostümün adı ne? Tenisçi kız mıydı? Ne? Öyle bir şey arkadaşlar. Bakalım bunu yapan nasıl yapmış. Güzel kostümler var bu arada, onu söyleyeyim arkadaşlar. Evet, bunu yapan eksiği yok, fazlası var arkadaşlar. Şimdi 10 üzerinden puan veriyorduk ya, 10 üzerinden 12 veriyorum ben, fazlası olduğu için. Anladınız arkadaşlar? O yüzden güzel olmuş yani. Nasıl yapmış bilmiyorum ama fazla yapmış. Evet, devam ediyoruz. Bambi karakterimiz arkadaşlar. Bakalım Bambi karakterini nasıl... Yok arkadaşlar, bunu ben pek beğenmedim. Olmamış sanki. Abi bak, renkler uyumsuz. Üstüne giydiği şey rengi kahverengi. Karakterimizin ama yeşil arkadaşlar, görüyorsunuz. Renklerden olmamış. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ya bak, kendin böyle baktığın zaman çok güzelsin. Bak, sen çok güzelsin. Kostüm olarak güzelsin. Ama oyundakine benzeme konusunda renk olarak uymamış. Bunu böyle eleştiriyorum. Renegade Rider oyunun en efsanevi, en nadir kostümlerinden. Evet, bakır gözlüğü falan fena değil arkadaşlar. Yüzüğü falan okey. Ama o zırhı olmamış, rengi uyumsuz. Alt tarafları güzel, alt tarafları güzel. 10 üzerinden 8'i var arkadaşlar bunun. 8 veririm. Birazcık daha bir karakter zayıf olsaymış. Hani oyundaki karakter zayıf olduğu için öyle diyorum arkadaşlar. Yoksa tabii ki de insanlar küçülü olabilir, şey olabilir. Dış görünüşle ilgili hiçbir türlü sıkıntımız yok. Yanlış anlaşılmasın ama oyundaki karakterin daha bir ince çıtı pıtı ya. O yüzden benzemesi açısından diyorum. Bak mesela bu. Bak adam kalıplı bir adam. Oyundaki karakter de kalıplı. Güzel olmuş bak bu. 10 üzerinden yine bunun da 8'i var. Fakat uymayan yine renk. Montunun rengi uymamış. Dikkatli bakarsanız videoyu bir geri alın bakın. Montunun rengi farklı arkadaşlar. Eline bir de sıkar almış. Kar mıkar çekil olmuşsun baba. Ama gördüğün zaman o karakteri anımsatıyor yani direkt. Yani kötü diyemezsin, güzel yani. Kötülere kötü diyeceğim arkadaşlar, güzellere güzel diyeceğim. Evet, School Trooper benim yaptığım kostüm arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bunun gerçek hayatta kılığına girmiştim. 50.000 özel miydi ne o video? Ama çı tipe bak. Olmamış abi, olmamış. Bu ne abi? Abi o skin'i kim yaptıysa bir daha skin mi kim yapmasın? Şaka şaka yap bir daha ama. Yani bu ne abi ya? Biraz kas olur, insanda vücut olur. Şimdi ben kaslı, vücutlu ve yakışıklı olduğum için bende güzeldir. Ama sen School Trooper yapıyorsan birazcık kaslı olmalı. Yani. Bak bu karakter mesela, adam yapmış ama olmamış abi. Olmamış. Üstüne kıyafet falan giymiş. Bu adam heykel. Heykele boyayacaktın vücudunu. Tamamen yüzünü müzünü boyayacaktın. Ben sana diyecektim ki aferin, çok güzel olmuş diye. Paul Logur. Logur Power. Bu YouTuber arkadaşlar. Power Brew diye bir YouTuber. Ben beğenmedim abi. Oyundaki karaktere benzeme açısından olmamış. Ama sen diyorsan ki ben normal bir şey yapacağım, kafana göre yap. Evet, Johnny Wick arkadaşlar. Bak soldaki karakter çok güzel olmuş. Johnny Wick olmamış abi. Adamda o karizma yok, taşıyamamış. John Wick dediğimiz arkadaşlar karizma, anladın mı? Adam karizma, karizmanın özü oğlu. Ama öbür adamın tipe bak. Bu de böyle değişik olmuş, o karizmayı verememiş. Onu herkes veremez. O yüzden ben 7 veriyorum ona. Oy! Evet arkadaşlar, bak bunu beğendim. Bu kız arkadaşımız bu karaktere gerçekten canlandırmış. Gerçek hayattaki hali eğer yapılacak olsaydı bu kız oynardı yani. Çok tatlı bir hanımefendi. Saçları falan uymuş, gözlüğü.
üstü falan kıyafeti eline de lamayı almış. 10 üzerinden 9 veririm arkadaşlar. Nereden kestim? 10 veriyorum hatta. Kesecek bir yer bulamadım arkadaşlar. Güzel, hoşuma gitti. Sizce nasıl, yoruma yazın. Bakın yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Yoruma herkes yazsın. Şu an videoyu durdurup yoruma yazın. Evet, grafitici arkadaşlar. Bu kostümde çok sevilen bir kostümdü. Sezon 4'te herkes giyiyordu bunu. Belediye dağıtmış gibi bunu giymeyeni dövüyorlardı, o kadar söyleyeyim. Oy cosplayer arkadaşlar bak. Kız yine tatlı bir kız. Tam uyumlu. Üst taraflarına bakıyorum, güzel. Bak şu detaya bakın arkadaşlar. Göbeğinin üstünde içine giydiği o yeşil şeyi bile giymiş. Noktalara bakın, grafitilere. Gerçekten güzel. Yalnız tek bir sıkıntı gördüm. Renk. Eşofman altının rengi lacivert giymiş. Gerçekten mor. O yüzden 8.5 veriyorum. O kıza. Evet, Red Knight. Red Knight yapması zordur arkadaşlar. Kanka ya, güzel uğraşmışsın da. Fizik olarak sen Red Knight'a uyumlu değilsin. İşte dediğim konu bu arkadaşlar. Yani Red Knight bir zayıf bir karakter. Fakat sen birazcık, yani yanlış anlaşılmak istemiyorum arkadaşlar. Uymamış yani. Karaktere benzememiş. Evet, bakalım sırada neler gelecek. Oo, bu kostümü yapmak zordur ya. Bu kostümü yapmak için de yürekli olmak lazım arkadaşlar. Bayağı zora benziyor. Evet, devam ediyoruz. Uy, siyah beyaz. İlk dikkatimi çeken gözler oldu arkadaşlar. Gözler olmamış. Kırmızı göz, kırmızı lens takabilirdi. Onun haricinde fiziği falan fena değil. Birazcık daha zayıf olabilirdi. Bir de renk de sıkıntı var. Siyah giymiş. Karakter hafif böyle gri, koyu gri gibi. O yüzden 9 veririm ama. 9 güzel. Drift'e bakalım. Aga, drift yapmış. Fena değil ama bir yan yana görmek isterdim ya. Oyundaki karakterle bunu bir yan yana görmek isterdim. Puanlamak için. Abi drift'in kısa kollu tarzı var mıydı? Orada kısa kollu gördüm ama. Evet. Aa, tatlı. Evet arkadaşlar, şeker kız. Bu eskilerden arkadaşlar, en efsane kostümlerden, onu söyleyeyim. Ya bu adam konuşuyor, başım ağrıttı ya. Birazcık kısacağım arkadaşlar. Bu kız arkadaşlar herkes kullanıyordu geldiğinde, onu söyleyeyim. Oy arkadaşlar, fotoğrafa geçiyorum. Bu şeker kız gerçekte olsaydı, bu şeker kız. Detaylara bakın arkadaşlar. Şu boncuklara bakın. Şu boncuklara bakın. Gerçekten uydurmuş. Sana puanım kanka. 10 üzerinden 10 veriyorum. Hatta boydan gördüm, 11 veriyorum. Hatta buradan gördüm, 12 veriyorum sana. Şeker gibi yapmış abi. Aynısını yapmış. Hem kişilik, karakter, yüz tip, mimik olarak onu canlandırmış. Karakteri gerçeğe dönüştürmüş. Anladın mı? Karaktere o ruhu vermiş. O ince detayı vermiş. Evet, bu karakterde zor bir şey. Oy. Bak bu da. İşte arkadaşlar, dediğim şey bu. Bazısı güzel olur ama o ruhu veremez. O şeker kız ve bu. O ruhu vermiş. Fakat dikkatimi çeken şey şu. Elleri arkadaşlar. Eldiven. Bakın diğer eldivene bakın. Eldivende sıkıntı. Eldiven takması lazımdı. O yüzden 10 üzerinden puanım kanka sana 9. Domates kafa. Arkadaşlar bunu nasıl yapacak kafasını? Kafasına bal kabağı mı geçirecek acaba? Bal kabağı geçirip dişleri falan yapsam? Zordur abi, bunu nasıl yapacak ya? Merak ediyorum ha, gel bak. Oha! Kostüme bak arkadaşlar, kafaya bak şu. Lan minicik kafa. Abi bu emek var bunda ya. Üstündeki kostüm falan sıfırdan yapmış. 6 renkleri mükemmel, 10 üzerinden 10 veriyorum. Hatta 11 veriyorum kanka sana. Kafadan dolayı, kafa harbiden, o kafa zor yani. Evet arkadaşlar, bu kostümde güzel kostümlerdendi. Bu dünyayı kurtar modundan alınıyordu galiba. Hatırlayanlar yoruma yazsın. Bunu herkes alamıyordu çünkü mağazaya gelmemişti diye hatırlıyorum. Pembe tatlı bir kostüm. Bakalım gerçek halini merak ediyorum. Bakalım hangi kız yapmış. Güzel. Bakıyorum. Bir tek renkleri. Bak renkleri daha canlı arkadaşlar. Oyundan daha canlı olmuş ya. Siyahı oyundaki böyle biraz soluk gibi gözüküyor, pembesi falan. Harbiden güzel yapmış. 10 üzerinden 10 veririm acaba, o da güzeldi. Evet, basketçi kostümü erkek. Oy. Kollisi mollisi. Kollarına bilekliklerini takmış. İnce detaylara çalışmış. Ama boydan göremedim. Bak alt tarafı var mı yok mu? Ayakkabılar, çorap. Burada bir fake var. O yüzden burada bir hile var arkadaşlar. 8 veriyorum. Yarısını gördüğümüz için.
Abi göremez. Oha! Adam çalıya girmiş. Yuh! Oğlum o koskoca adam oturduğu zaman bu küçücük çalıya mı dönüşüyor? Abi bu adama da 10 üzerinden 10 veririm. Harbiden 10 üzerinden 10 veririm. Ve videomuzun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir diyorum. Ben çok eğlendim. Güzel kostümler vardı. Tabii ki de bu videoyu eğlencesine çekiyoruz arkadaşlar. Yani bir kişiye burada kötü bir şey dediysem kusura bakmayın, özür diliyorum. Ağzımdan yanlış bir şey çıktıysa affola diyorum. Daha fazla böyle video için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Buradan kanalıma abone olabilir. Buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.